Rab, ben bu zaman için sana şükrediyorum. Ya Rab, şimdi yüreklerimizi aç, zihinlerimizi aç ve bizler senin sözünden öğrenelim, anlayalım ve hayatımızda uygulayalım diye dua ediyorum. Baba, oğul, kutsal ruhun adıyla amin. Bugün Filipililer mektubunu incelemeye başlayacağız. Bu mektup Pavlus tarafından Filipe'deki kiliseye yazılıyordu ve Pavlus bu mektubu yazdığı sırada bir yargılanmayı bekliyordu. Cesaretini yitirmeyeceğini umuyordu. Aynı zamanda görevini sürdürmek için de hayatta kalacağını bekliyordu. Filipi bugün Yunanistan'da bulunan, bir şehir ve o zaman ilk yüzyıllarda Makedonya'da önemli bir şehirdi. Ve oradaki cemaate karşı mektuba baktığımız zaman çok samimi bir dil kullanılmıştır. Ve çok değerli bir ilişkinin, derin bir ilişkinin bir yüreğiyle yazılmıştır bu mektup. Oradaki imanlıları da aynı zamanda sevgiye çağırır, Mesih'te birlikteliğe çağırır. Dünyasal saldırı altındaki kilisenin birliği, acımasız ve ahlaki olarak yozlaşmış bir dünyada sevgi ve sevgi dolu bir yürek ile birbirine değer veren bir birliktelikten bahseder bizlere. Rabbin geliş gününün vermiş olduğu umuttan bahseder ve bizler kilise birlikte olarak, birlik içinde o günü beklememiz gerektiğinden bahseder. Umutla beklemelidir kilise bugünü. Onun, yani geliş gününün önemini bizlere vurgular. Bizim görevlerimizi bize hatırlatır. Her bir Hristiyan onun benzeyişine dönmek için, yani kutsallaşma için istekli olmalıdır. Bu umuda sahip olmamız için ve bizi birleştirmek için gerekli olan gücün Mesih'te olduğunu bizlere vurgular. Bizim sevinç kaynağımız her durumda cesaret ve güç vermektedir bize, Mesih'in kendisi. Amacımız bu dünyada yaşarken onun bizlerde gözükmesidir. Duygularımız ve sevgi anlayışımız onunkine benzer olmalıdır. Mektup kısaca bu gibi şeylerden bahseder. Ve bizler şimdi bu mektuba bir giriş yapacağız. İlk 11 ayete bakacağız. Sayfa, kutsal kitaplarda sayfa 1261'de. Şöyle yazıyor ilk iki ayette. Mesih İsa'nın kulları, ben Pavlus ve Timoteos'tan Filipe'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Burada özellikle geçen bir ifadeye odaklanmak istiyorum. Pavlus bu mektuba başladığında bir ifade kullanıyor. Özellikle yeni antlaşma içerisinde mektuplarda bu ifade 60 defa geçiyor, 60 kere geçiyor. Tanrı halkına bu ifadeyle sesleniyor Pavlus. Bu ifade kutsallar. Bizler bugün Hristiyan dediğimizde nasıl Mesih imanlısı olduğumuzu anlıyorsak ya da anlatıyorsak, o zaman da Pavlus bu ifadeyi kullandığında Hristiyan sözcüğüyle aynı anlamı karşılıyordu. Bu anlamda kullanıyordu. Demek ki Hristiyan dediğimiz zaman bir kişinin kutsal olduğunu, Mesih tarafından kutsal kılındığını anlamamız gerekiyor. Böyle olması gerektiğini bizler anlıyoruz. Kutsal kılınmış kişi, kutsal olmaya çağrılmış bir kişidir. Ve bu ifadeyi kullandığımızda bizler bundan bahsediyoruz. Bugün de bizler, burada olanlar, Hristiyan unvanını kullandığımız zaman Mesih tarafından çağrılmış olan kutsallarız. Bu bize Tanrı'nın vermiş olduğu bir sorumluluğu hatırlatıyor. Ve sorumluluğu bizlere vurguluyor. Peki bu kutsal sözcüğü kullanıldığı zaman ne anlatılmak isteniyor bizlere? Aslında kutsal ifadesi Tanrı'nın kendi doğasını kullanmak için de kullandığı bir ifade. Yeşaya 6:3'te her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor diye yazıyor. Bu ayetlere baktığımızda bizler Tanrı'nın mükemmel duasını görüyoruz. Ahlaki bir mükemmelliktir bu, burada bahsedilen de. İşte bu sözcük o dönem Hristiyanları tanımlamak için kullanıyordu. Mesih imanlısı olanları tanımlamak için kullanılıyordu. Tanrı'nın lütfunun ne kadar mükemmel ve ne kadar büyük olduğunu da bizlere gösteriyor. Tanrı bizi kendi mükemmel duasına ortak etmiştir. Ve bizlere karakterinden bir lütuf vermiştir. Bizler bu unvanın ne kadar büyük ve önemli olduğuna dikkat eden bir yaşam sürmeliyiz. Tanrı'dan bu yaşamı istemeliyiz bizler de. Çünkü biz önce Tanrı'dan istersek o zaman o bize verecektir. Her şeyden önce bizim Tanrımız bize uzak bir Tanrı değildir. Burada ifade edildiği gibi bizler Mesih İsa'ya aitiz. Yani ondayız ve o da bizde. Diri kurtarıcımız ile olan bağın ne kadar derin olduğunu bizlere gösteriyor bu. O bağ onun sıcaklığını ve kişisel olarak bizlere,
olan ilgisini, yani kiliseye olan ilgisini bizlere gösterir. Bunu deneyimleyebiliriz. Kendi bilgeliğimize değil, Tanrı'nın bilgeliğine dayanarak bunu yapabiliriz. Kutsal yazılar net bir şekilde bunu bizlere ifade etmektedir. Kutsal kitabın bu konudaki yetkisine güvenerek bir yaşam sürmeliyiz. Peki bu konuda bir Hristiyanın, bir kutsalın güvencesi nedir? Üçüncü ve yedinci ayetlere baktığımızda Pavlus kutsal ruhun esiniyle şunları yazıyor. Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım. Hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Filipe'deki kilise Pavlus müjdelerken onunla işbirliği içinde olmuştu, ona yardımcı olmuştu. Müjdenin yayılması için ve Pavlus'un bu konuda bir kanaati vardı. Tanrı onları asla bırakmayacak. Ve Pavlus bu önemli iddiada bulunurken bir dayanağı da var. Bu boş bir iddia değil. Pavlus onlarda olan değişimi görüyordu. Onlarda iyi bir işe başlamış olan Tanrı bunu tamamlayacak. Ve bu onlarda gözlemlenen bir kanıta dayanıyordu, kanıtlara dayanıyordu. Bir Hristiyanın, bir kutsalın güvencesi kutsal ruhtur. Bizler Tanrı'nın çocukları olduğumuzu içimize dökülen kutsal ruh aracılığıyla biliyoruz. Aynı şekilde bu ruhla tazeleniyoruz. Sevgi aracılığıyla bunu hissediyoruz. Ama bunlar bizim yaşantımıza yansımıyorsa, yaşantımızda gözükmüyorsa bu iddialarımız zayıf ve gerçek dışı gözükür. Bizim yaşamımız, yani gerçek sevginin ne olduğunu bizim yaşamımızda gözükmelidir. Ve etrafımızda bulunduğumuz bu topluma yansımalıdır. Çevremize yansımalıdır. Gerçek sevginin anlamı. Pavlus Filipililerde bunu görmüştü. Onlar hayatlarında, yaşamlarında müjdenin birer kanıtlarıydı. İşte bizler de bu şekilde hayatlarımızda çevremize bunu göstermeliyiz. Tanrı çocukları olduğumuza kutsal ruh tanık olacaktır. Ve bizler de hayatlarımızda buna kanıt olmalıyız. Ve kendimizi dua yaşamıyla donatmalıyız. Bizim güvencemiz her zaman hazır ve gayretli olmamızdır. Devam eden ayetlere baktığımızda 8. ayetten itibaren şöyle yazıyor. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerlere ayırt edebilesiniz. Ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Amin. Pavlus'un burada ettiği dua tamamen Filipililerin ruhsal ihtiyaçları ile ilgilidir. Onların ruhsal hayatı ile ilgilidir. Onların iyiliği için çalışırken aynı zamanda onların ruhsal durumlarıyla da ilgileniyor Pavlus. Onların Mesih'in gününe hazır olmaları için. Bir imanlının, bir kutsalın, bir Hristiyanın o güne hazır olma sorumluluğu vardır. Bizler bir armağan aldık, bir lütuf aldık. Kurtuluş armağanı. Bu kurtuluş bizim çabamıza, iyi işlerimize ya da iyi işlerimizle çabalamamıza bağlı değil. Tamamen Tanrı'nın sağladığı ve bizler için sunduğu bir lütuf. Bu kurtaran lütuf aynı zamanda bizlere bir güç vermektedir. Bu güçle bizler yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve yeni yaşam armağanını alıyoruz Tanrı'dan. Lütufla kurtulan, bu kurtuluşa ve yeni yaşama kavuşan bir Hristiyan, bir kutsal eyleme geçmelidir. Bu eylemlerinde gözükmelidir. Mesih'te yeniden yaratıldık ve yeni bir yaşama kavuştuk. Bu aynı zamanda bize bir amaç veriyor. Bizim bir amacımız var. Bir programımız var. Bu anlama geliyor bunlar. Bugün dünyanın en büyük problemlerinden birisi de amaçsızlığa sürüklenmiş insanlardır. Bir amaca sahip olmayan kişiler her gün bir yerden bir yere sürüklenmektedir. Belli bir programları yoktur, belli bir disiplinleri yoktur. Sadece hayatın akışına göre sürüklenirler. Bu onları hem günahın pençesine sürüklemektedir, hem de benliklerine bir fırsat vermektedir. Oysa bir kutsal,
Bir Hristiyan tam tersi, bir amacı olan, bir programa sahip olan kişidir. Bunu bir şirket sahibi, bir patron gibi düşünebilirsiniz. Bir programı vardır, bu programa göre hareket eder, bu programın dışına çıkmaz. Her zaman o programa uymak zorundadır. Aynı zamanda bir kutsalın da görevi budur. Bir amacı vardır ve bu amaca uymalıdır. Ve Tanrı'nın kendi hayatında yüceltilmesi için yaşamaktadır. Yaşar. Tanrı bizlere bu gelişe, Mesih'in gelişini hazırlamak için bize tam bir ani bir değişim sunmaz. Tam tersine 9. ayete baktığımız zaman şunu belirtiyor. Sevginiz durmadan artsın. Bu bir süreç, bir anda gerçekleşen bir şey değil. Her gün, her an artarak gelişen bir durumdan bahsediyor Pavlus bizlere. Ve bu büyüme Mesih'in günü gelene kadar, yani Mesih'in ikinci gelişine kadar devam edecek. Mesih'in gününde aslında bir hasat zamanı olarak düşünebiliriz. Önce toprağa bir tohum atıldı ve özenle bakılan bu tohumlar büyüyüp vakti zamanı gelince hasat edilir. Ve bu vakit geldiğinde tohumun, yani o meyvenin beklenen şey onun meyve vermesi ve filizlenmesidir. Ve bir Hristiyanın büyüme noktası ise, bir kutsalın büyüme noktası ise sevgidir. Durmadan artarak gelişmelidir. Yaprak açmalıdır ve çiçek vermelidir. Bir kutsalın hayatı büyümeye odaklanmıştır. İlerleyerek ulaşacağı bir gerçeklik bulunmaktadır. Tanrı halkı her zaman yenilenerek büyümelidir. Bu kutsallığa kısa yoldan ulaşılmaz. Sabırla, gözyaşlarıyla büyüyecektir. Ama çile ve gözyaşıyla büyüyen neşeyle biçilecektir. Bu büyüme programında önemli olan Mesih'i örnek almaktır. Bu bir taklit değil. Yani tamamen bir taklit değil. Taklitten daha fazlasını gerektirir bizler için. Mesih'in yüreği bizim karakterimizin tam merkezinde olmalıdır. Gerçek bir büyüme Mesih'in gerçek bir takipçisi olmaktır. Onun dediklerine uymak, onun gittiği yoldan gitmek, durmadan gelişmek ve doğruluk meyvesiyle dolmak. Bu gelişim de kutsal kitabın kendisiyle gerçekleşir. Sevgimiz bilgi ve sezgi ile durmadan artacaksa, o zaman bizler Rabbin kendisini tanımalıyız. Bizler onu en iyi sözünden tanırız. En iyi sözü bize Tanrı'nın kendisini açıklar. Tanrı'nın çocuğunun deneyimi aynı zamanda bir öğrenci olmaktır. Kutsal kitap bizlerin Tanrı hakkındaki fikrini, bilgisini arttırır. Ve onu tanıma fırsatı sunar bizlere. Onunla paydaşlık fırsatı sunar bizlere. Kutsal kitap okumak, okuduğumuz sözler hakkında derin düşünmek ve dua etmek bizlerin ruhsal ve zihinsel olarak büyümesini sağlayacaktır. Bu aynı zamanda karakterimizdeki büyümeyle eşleşen bir büyümedir. Bunları yapmak, yani Tanrı ile paydaşlıkta bulunmak bizlerin karakterinde bir büyümeye sebep olur. Bu durumda bir Hristiyan eğer derin bir şekilde değişim istiyorsa, kutsallaşmak istiyorsa, yani sevgisinin artmasını istiyorsa, bilgiye ve sezgiye kutsal yazılar ve kutsal yazılardan öğrenmiş oldukları aracılığıyla itaatkar bir yaşamla ulaşacak ve uygulayacaktır. Tabii böyle bir durumda da bizleri bekleyen tehlikeler var. Dediğimiz gibi bu değişim ani, bir anda olacak bir değişim değil. Mükemmel ve çok kolay bir şekilde de olmayacak. Bu zorluğa dayanamayıp dünyasal çocuklar gibi yaşama isteğine sahip olabiliriz. Zor bir süreç, değişim özellikle. Ya da kendimize bir kutsal süsü verebiliriz, bir iman süsü verebiliriz. İşte bir Tanrı çocuğunun yaşamını bu durumlardan da koruyacak olan yine Tanrı'nın kendisidir. O zaman yine kutsal sözün kendisidir. Kutsal kitap onun sözlerini bilip onun sözlerini okumaktır. Bizlere bir güç verecektir bu. Tanrı'nın kendisinden gelecek bir güç. Kendimize dayalı bir güç değil. Çünkü kendi gücümüze kalırsak o zaman bizler bunu başaramayız, bu değişimi başaramayız. O zaman bizler Tanrı'nın sözünden okumalı ve öğrenmeliyiz. Çünkü biz onun bize açıklanan sözünden nasıl yaşamamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Günahın ne olduğunu, iyiliğin ne olduğunu, hepsini Tanrı'nın sözünden öğreniyoruz. Ve kurtuluşa nasıl sahip olacağımızı Tanrı'nın sözünden öğreniyoruz. Temel örnek, onun sözlerinde vurguladığı ve gösterdiği Mesih'in kendi yaşamıdır. Mesih bizim için temel bir örnek olmuştur ve kilisenin merkezindedir. Eğer merkezden bizler bu örneği çekip çıkartırsak, kilise yozlaşmaya başlar. O zaman bizim hayatımız da yozlaşmaya başlayacaktır.
Ve bizler bu dönüşüm, değişim sürecinde belli sıkıntılardan geçebiliriz. Dediğimiz gibi umutsuzluğa düşebiliriz. Bu tür ayartılar ile karşılaştığımızda kendimize şunu hatırlatalım. Bizim umudumuz ve sevincimiz, esenliğimiz nereden ve kimden geliyor? Umutsuz görünen şeyin ne olduğunun da farkında olmalıyız. Garantisi olan, bizler için kesin olan bir kurtuluşa sahibiz. Çünkü bunu bize Tanrı'nın kendisi sağladı, lütuf aracılığıyla. Birinci bölümün ilk ayetlerine baktığımızda ve Paulus'un duasına baktığımızda bunu görüyoruz. Bir hedef var, o gün gelecek, Mesih'in günü gelecek. Ve bunu kutsal yazılar aracılığıyla bizler öğreniyoruz, biliyoruz. Gelecek olan bir gün var. Ona doğru hareket etmeliyiz. Ve Paulus'un bu duası da bu yüzden önemlidir. Ve bu yüzden bu kadar çok üstüne durmak istedim. Pratik bir anlamı vardır bizler için, bizlerin hayatında. Rabbin geliş günü, o günü bizler her zaman hazırlıklı bir şekilde beklemeliyiz. Gözlerimizi o umuda dikmeliyiz. Ve bunun karşısında o umuda diktiğimizde, yani gözümüzü kurtuluşumuzun öncüsü, imanımızın öncüsü İsa Mesih'e diktiğimizde dünyadaki her şey sönük kalacaktır. Tüm yaşamımız bu doğrultuda olmalıdır. Onun geliş gününde bizler olgunluğa ulaşmalıyız. Doğruluk meyveleri veren insanlar olmalıyız. Bu Tanrı'nın yüceltilmesi ve övülmesi içindir. Bizim itaatimiz, çabamız ve isteğimiz bu olmalıdır. Hasada hazır olmalıyız. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Her şey bunun için yapılmaktadır. Nasıl baba oğlun yüceliği için çalışıyorsa, nasıl oğul babanın yüceliği için çalışıyorsa, bizler de durmadan İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın çocukları olarak çabalamalıyız. İtaat, çaba, değişim zor bir süreç olabilir. Ama umutsuz ve meyvesiz değiliz. Amaçsız değiliz. Sıklıkla başarısız olabiliriz ama güvencemiz Tanrı'nın kendisidir. Ona sığınmalıyız. Çünkü Tanrı'nın kendisi bizim hayatlarımızda çalışmaktadır. Bizler için, bir kutsal için, bir Hristiyan için üstün bir yaşam söz konusudur. Üstün değerlerimiz vardır, ahlaki değerlerimiz. Tanrı'nın isteğine, Tanrı'nın sözünde anlattığı şekilde itaat etmeliyiz. İşte bu, Pavlus'un burada bahsettiği gibi bilgiyle olacaktır. Bu yüzden bizler kutsal kitapla sık sık vakit geçirmeliyiz. Onu bir öğrenci gibi, bir öğrenci olarak etüt etmeliyiz. Çalışmalıyız. Tanrı'nın sözlerini derin derin düşünmeliyiz. O zaman bizler üstün değerleri ayırt ederek doğruluk meyvesiyle dolabiliriz. Bu bilgi saf bir bilgi değildir. Kendisini bizim yaşamımızda pratik bir şekilde gösterecektir. O zaman bizler şuna kararlı olmalıyız. Tanrı ile paydaşlığa, Mesih'in gününe hazır olmak için onun sözünden öğrenip hayatımızda uygulamalıyız. Onun gelişini bu kararlılıkla beklemeliyiz. O zaman benim de duam şu ki sevgimiz, bilgi ve her türlü sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz. Ve böylece Tanrı'nın yüceltilmesi, övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Amin.